Mustafa Sandal İstanbul'da verdiği konserinde hayranlarının hücumuna uğradı. Musti özel hayatı ile ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. İzliyoruz. Mustafa Sandal İstanbul'u ayağa kaldırdı. Herkes görsün sizi. Musti söyledi. Kimse yerinde oturmadı. Mustafa Sandal hangi görüntüsünü hatırlamak bile istemiyor. Bilmiyorum hangi kafadaymış acaba. Yani şimdi seyrediyorum. Ünlü popçuyu hiç böyle görmediniz. Böyle çıkacağım sahne. Pop müziğin usta isimlerinden Mustafa Sandal'ın İstanbul konserinde deyim yerinde ise fırtınalar esti, kasırgalar koptu. Mustafa Sandal'ın bu hareketli konserine hemen geçeceğiz. Ancak konser öncesine gidiyor ve Musti'nin röportajına kulak veriyoruz. Sohbete gazetelere manşet olan yeni yıl gecesinde yaşanan hadiseyle start veriyoruz. Malum ünlü popçunun eşi Emine Sandal'ı öpme görüntüleri çok konuşuldu. O anın mutluluğu ile birlikte öyle bir ona güzel bir yeni yıl öpücü kondurmak istedim. O da manşet oldu dediğiniz gibi. Yıkılır fark atar alo. Senden öncekiler demo, aşk hızını hiç kesmiyor durdurdu, artık yeter. Bu konuyu çok fazla irdelemek istemiyor ve ünlü popçunun nasıl iyi bir aile babası olduğuna değinmek istiyoruz. Zira Mustafa Sandal eşine ve iki oğluna çok bağlı biri. Öyle ki her şeyleriyle yakından ilgileniyor. Ağzından Yavuz ve Yaman lafları hiç eksik olmuyor. Yaman hani söz dinliyor. Bizi hiç üzmüyor. O yüzden de hediyesini sabahın erken saatlerinde aldı. Hazır konu Yaman'dan açılmışken aldığımız bir duyumu soralım diyoruz Musti'ye. Görünen o ki Yaman uçaklara aşırı derecede bir ilgi duyuyormuş. Pilot mu olacak bu çocuk ne? Uçaklarla arası iyi. Uçakları seviyor. Soruyor bana sürekli. Beraber farklı uçak modellerini, jet motor nasıl çalışıyor, pervaneli motor nasıl çalışıyor, bunları soruyor bana. Demin de dediğimiz üzere Mustafa Sandal iyi bir aile babası ve magazin dünyasında imrenilecek bir evliliğe sahip. Bunun sırrını, daha doğrusu mutluluğun sırrını merak ediyor basın mensupları. Evlilik tabii ki öyle hadi bir deneyelim mi bakalım filan nasıl filan tamammış ya takılalım burada filan hani gibi ele alacağım bir konu değil. Çek gönder tatlı bir resmin, gönder saklama gözlü, baksın dersin gitsin, sonra utansın. Ben karıma hala aşığım. Bugün hatta böyle bir an yaşadık da hani... Neyse şimdi. Güzel bir an ve bunu paylaşalım efendim. Nasıl bir anı? Şimdi merak ettik işte. Acaba nasıl bir anı yaşadı eşiyle ünlü popçu? Uzun lafın kısası ben karıma hala aşığım. Karım da hala bana aşık. Vallahi geçiştirdi ya konuyu. Alacağı olsun. Neyse biz de fazla kurcalamayalım. Belli ki anlatmak istemiyor. Az sonra çıkacağı konsere getiriyoruz lafı. Acaba Mustafa Sandal'ın hayranlarına bir sürprizi var mı? Böyle çıkacağım sahne. Şimdi dikkat. Muhabirimiz Sercan Kazancı, Mustafa Sandal'a aldığı bir duyumu aktarıyor. Dans dersleri alıyormuş Yıldız Popçu. Doğru mu? Ben sadece öyle çok fazla dans etmiyorum zaten çocuklar. Bir zaman ilk çıktığımızda işte... Özellikle Ay'a benziyor. Ya onların hepsi hani... Bilmiyorum hangi kafadaymışız o zaman. Yani şimdi seyrediyorum.
Aman Allah'ım. Musti köşeye sıkıştı bu soruyla. Hadi biraz daha üzerine gidelim biz de o zaman. İnternetten kaldırmak istiyormuş o kliplerini, o dans görüntülerini. Nedeni de Yaman'ın ileride bunları seyretmemesiymiş. Doğru mu Mustafa? Yok artık görecek yani, ona engel yok da hani... Ya o zamanlar öyleydi, ne bileyim hani bilmiyorum, hani başımızda da biri yoktu ki işte alo ne yapıyorsun falan diye. Hani biz de onu böyle şey zannediyorduk, hani evet ya tamam bulduk, evrenin sırrını çözdük falan. Sohbet bitiyor ve konser zamanı. Mustafa Sandal sahneye çıkıyor. Ortalık yıkılıyor. Yeni şarkılarından oluşan repertuarla Musti İstanbul'u sallıyor. Seyirciler hop oturup hop kalkıyor. Kimse yerinde duramıyor. Esirma! Herkes görsün sizi! Bir ara Mustafa Sandal'la sahneye gelen minik bir hayranının kolunu ısırıyor. Öyle çok seviyor ki bu ufaklığı. Sağ ol! Kolunu ver. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Ve yeni şarkısı tesir altında çalmaya başladığında kıyamet kopuyor. Mustafa Sandal deyim yerindeyse İstanbul'dan rüzgar gibi geçip gidiyor. Tesir altında kalmadan ardından koştum kocuğuma, hakkım var senden.